Herkese selam sevgili YouTuber kardeşlerim. Videolar oluşturursunuz. Oluşturduğunuz videoları da düzenlemeye ihtiyacınız var. Bunun için kullanacağınız video düzenleyicilerin pek çoğu elbette ücretli, ancak alternatif olarak ücretsiz seçenekler de bulunuyor. Ben size bu videoda aslında iki tane düzenleme programıyla ilgili video çekecektim ama tek videoda çok uzun olacağı için sadece önce bu videoda bir tanesini, sonraki videoda da diğerini sizlere göstereceğim. Nasıl kullanıldığını da göstermiş olacağım zaten. Bir tanesi Shotcut, bir tanesi de Movavi Video Editör'ün ücretsiz sürümü. Değerli kardeşler, şimdiki videoda Shotcut'ı birlikte kullanacağız. Ancak bundan önce videomu beğenerek kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hatırlatması yapmak istiyorum ve hemen derhal videoya geçiyorum. Kardeşler, buradan hemen Shotcut'ın kurulumunu da yapalım. Çok basit ve hızlı kurulan bir program. Bunun linkini de sizlere paylaşacağım, videonun açıklama bölümünde. Sizler de oradan indirip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ücretsiz bir program. Gerçekten de full özelliklere sahip, yani profesyonel özelliklere oldukça yakın diyebileceğim bir program. Bütün işinizi görebileceğiniz bir program. Yani ücretsiz olarak bütün işinizi görebileceğiniz bir program kardeşler. Start diyorum. Tabii 2024 yılının 9. ayı itibariyle güncellenmiş bu program. Benim bundan 3 sene önce kullandığım Shotcut'la aynı arayüze mi sahip ya da farklı bir şeyler var mı bilmiyorum. Yeni sürümünü kuruyorum. İlk defa deneyeceğim, sizlerle beraber kullanacağız. Çok da değişen bir şey yok. Yani aşağı yukarı arayüz aynı gibi falan filan. Peki, o zaman bir dosya atalım içeriye. Burada dosya açıyoruz arkadaşlar. Şöyle telifsiz videolarım var, onlara gideyim. Onlardan şu araba videosunu içeriye bir atalım. Sonra şöyle tutuyoruz. Timeline alanına sürükleyip bırakıyoruz. Sonra tekrar dosya açıyorum. Tekrar kategorilere göre gelelim şuradan. Şöyle bir dosyamız var. Onu da şöyle sürükleyelim. Yanına bırakalım sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videoyu şöyle şuralarda bir yerde kesmek istiyorum. Ben şuradan kesiyorum. Şuradaki işarete tıkladığınız zaman kesebiliyorsunuz. Sonra burayı çekiyoruz, birleştiriyoruz tekrar. Bunu da şuralardan bir yerden kesmek istiyorum, fazla uzun olmasın. Sağ tuş tıkladığımızda da böyle biliyorsunuz. Ve bir de kısa yolu var bu işin. Onu da göstereyim size. Şöyle geliyorsunuz mesela, şuradan bölmek istiyorsunuz. Samsun'un S'sine basıyorsunuz ve bölüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bölme işlemini bu kadar kolay bir şekilde yaptıktan sonra diğer özelliklere yavaş yavaş geçelim artık. Şimdi iki tane klip buraya ekledik arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. Şuradan oynatma listesine gelelim. Buraya bir tane daha video ekleyelim. Şu olsun. Evet. Para sayan kadın. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bakın bu video kaç dakikalık bir video? 16 saniyelik bir video. Bu videonun ben 10 saniyelik olan kısmını kullanmak istiyorsam şuradan kırpabiliyorum. Süreyi kırpabiliyorum. Yani hani az önce attık, bunları attıktan sonra kestik, fazla istemediğimiz yerlerini sildik, klipleri birleştirdik ya. Dilersek buradan kırpmadan buradan da kırpabiliyoruz. Yani videonun istediğimiz kadar kısmını kullanabiliriz. Sonra bunu buraya sürükleyip bıraktığımızda dediğim gibi sadece videonun 10 saniyelik bölümünü buraya eklemiş olduk. Burada ikinci olarak şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir geçiş efekti yapmak istiyorum. Geçişlerde bakın şöyle tutuyorsunuz. Bir klibi diğer klibin üzerine sürüklüyorsunuz. Hatta şunu da yapalım, aynısını sürükledik. Burada şimdi şöyle yapalım, gelsin. Burada ne tür bir geçiş efekti oldu söyleyeyim size. Dissolve olarak bildiğimiz eritme geçişi oldu. Hemen çalıştıralım o geçişi, bir görelim birlikte. Bakın gayet yumuşak bir geçiş oldu. Yine aynı şekilde burada da aynı şekilde aynı yumuşaklıkla bir geçiş olacak. Ama bu geçiş efektlerini ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Onu da size göstereceğim şimdi. Bunu yaptık, tamam, gelelim. Şuradaki geçiş efektinin üzerine geldik. Mesela buraya tıkladık, sağ tuş özelliklere girdik. Burada bak, burada geçiş efektlerini değiştirebiliyoruz. Şimdi varsayılan olarak sürükleyip üzerine bindirdiğimiz zaman eritme dediğimiz dissolve efekti oluyor. Ama burada dikey çubuk, çift kapı yatay şeklinde diğer farklı mesela yapalım. Çift kapı yatay olsun, tamam mı? Bakalım geçişi görelim buradan. Gördüğünüz gibi bu şekilde harika bir artistik bir efekt oldu. Bu efektlerin yumuşaklıklarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sertliğin yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında efektin burada uygulama süresini de buradan kendiniz zaman, saniye, süre olarak belirleyebiliyorsunuz isterseniz. Ben genellikle pek ayarlamıyorum, burada varsayılan olarak bırakıyorum. Basit bir şekilde. Yani işi kolaylaştırmak istiyorum. Burada video düzenleme özelliklerini ne kadar çok kullanırsanız
bir videoyu düzenlemek o kadar uzun sürecektir. O yüzden ben pratik yöntemlerle düzenlemeyi tercih ediyorum açıkçası. Şimdi gelelim başka özelliklere. Şimdi tekrar dosya açıyorum. Burada benim giriş videosunu içeriye atalım, import edelim. Şöyle gelsin. Evet. Tamam. Herkese selam falan filan. Inter Milan. Gelsin şuraya. Şuradan S tuşuna basıyorum. Sağ tarafını silip gönderiyorum. Şimdi gelelim şuraya. Bu videoda ses var. Ben bu sesi istemiyorum arkadaş. Belki yapay zeka seslendirme ekleyeceğim değil mi? Ne yapıyoruz? Şuna sağ tuş tıklıyorum. Ses ayır diye bir şey var. Çok basit bir şekilde buradan hop sesin üzerinde tıkladım. Delete de sildim. Ses gitti arkadaşlar. Peki müzik ekleyelim şimdi bir de buna. O zaman dosya açıyorum. D sürücüsünde YouTube dosyalarımın içerisinde telifsiz müziklerimi bulacağım. Şu müziği koymak istiyorum. Şöyle getiriyorum. Timeline'da videonun altına bırakıyorum. Sonra şuradan S tuşuna basıyorum ve müziğin sağ tarafını uçuruyorum arkadaşlar. Şimdi bir müziğimiz de oldu. Özelliklerine geliyorum. Sağ tuş özelliklerine geliyorum. Özellikleri burada. Burada dilersek bu müziğin hızını arttırabiliriz. Sonra bu müziğin videonun bitişine doğru azalarak bitmesini şu şekilde sağlayabiliriz. Bakın buraya geldiğimizde burada bir nokta oluştu. O noktadan tuttum bu şekilde. Hatta girişte de yavaş, bakın şöyle üstüne geldiğim zaman bir nokta oluşuyor gördüğünüz gibi. Yani girişte de yumuşak bir şekilde girsin müzik, çıkışta da azalarak bitsin istiyorum. Gelsin. Tamam. Şuradan da azalarak bitti gördüğünüz gibi. Videonun da kararak bitmesini istiyorum arkadaşlar. Onu da çok basit. Bakın başka yerlerde bir şey aramanıza gerek yok. Şöyle hafiften yatırıyorum. Aynı müzikle beraber kararak bitsin istiyorum. Geldim şuraya, tıklayalım. Çok artistik bir şekilde bitiş yaptık arkadaşlar. Değil mi? Ne kadar güzel. Bir de green screen yapmak istiyorum ama green screen'de yeşil efekti bu videonun üzerine yapmamız gerekiyor. O zaman şurada sol tarafta bak zaman akışı menüsünü kontrol edebileceğiniz 3 tane alt alta çizgi var. Oraya tıklıyoruz. İz işlemleri diye bir şey var. Buraya yeni bir ses ekleyeceksek ses izi ekle. Yeni bir video klip ya da görüntü ekleyeceksek görüntü izi ekleyi seçiyoruz. Evet burası görüntü izi ekleme yeri. Peki o zaman ne yapıyoruz? Şuradan gidiyorum tekrar YouTube dosyalarımın içerisine. Burada green screen efektlerimiz var. Nedir burada? Abone ol butonu eklemek istiyorum arkadaş. Tamam mı? Şöyle sürüklüyorum. Getirip şuraya bir yere istediğim yere bırakabilirim. Şöyle geldik burada. Bu sefer arka plan yeşilini kaldıracağız. Süzgeçlere geliyoruz arkadaşlar. Süzgeçlere geldiğimiz zaman burada neydi bu ya? Dur bakayım. Hatırlayamadım. Çok uzun zaman geçti arkadaşlar. Bulacağım şimdi size onu. Renk diyeyim ona. Renk deyince herhalde gelecek galiba. Maske renk doygunluğu anahtarı. Renk doygunluğu anahtarı basit gelişmiş. Şu renk doygunluğu anahtarı gelişmişi kullanalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak ne oldu? Yeşil gitti hemen. Kırmızı farkı falan filan. Dur bakayım birazcık şöyle bir gelsin. Evet tamam. Şimdi buradan şu kenarlardaki yeşili yok etmeye çalışacağım. İnce ayarlarla. O zaman baya baya şey de gidiyor. O zaman ne yapıyoruz? Mavi farkını bakıyoruz. Mavi farkını biraz siliyoruz. Ha burada istediğimiz ayarı bulamadık mı? O zaman şöyle ton renk doygunluğunu seçeceğiz. Buradan manuel olarak bir ayar yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Yani burada yapabileceğim en hassas ayar bu kadar olabildi. İzleyelim bakalım. Let's go. Bu şekilde bir abone ol animasyonu da ekledik. Şimdi neler yapalım, neler eksik kaldı? Şöyle birazcık aşağı gelelim. Diyemedim arkadaşlar ya. Şimdi şu videonun şu başta olmasını istiyorum. Şurayı şöyle seçiyorum. Hatta şöyle kontrol A ile tamamını seçiyorum. Şöyle birazcık şöyle alalım. Biraz daha alalım. Şuradaki videoyu seçiyorum. Şöyle getirip buraya koyuyorum. Yer değiştirdik arkadaşlar. Müziği de sadece müziği tutuyorum. Başa kadar alıyorum. Şurayı birazcık açalım. Burada bir geçiş efekti yoktu. Buradaki kliple bu klibin arasında bir geçiş efekti olmasını istiyorum. Yer değiştirdiğimiz için yok. Bu sefer en baştaki klibi bunun üzerine sürükledim. Şöyle alalım. Burayı da biraz genişleteyim. Ve şöyle bakalım şimdi. Let's go. Çok güzel. Şimdi burada filtrelere gelelim arkadaşlar. Bir de şu filtrelere gelelim. Yine klibin üzeri seçilirken burada zaten süzgeçler bölümündeysiniz. Zaten buradaki özelliklerin pek çoğunu süzgeçlerden kullanacaksınız. Artı simgesini tıklıyorum ve burada
Görüntüyü seçiyorum arkadaşlar. Görüntüye geldiğim zaman, daha doğrusu evet görüntü. Birazcık aşağı doğru gelelim. Şöyle aşağılara doğru gel. Balık, ayna gözü, bant engelleme, baş dönmesi, beyaz dengesi. Biraz daha aşağı doğru gelelim. Burada tabii hepsi efekt değil. Yani hepsi filtre değil. Bazıları filtre. Şurada kumlu diye bir şey var. Kumluyu seçtik. Bak videomuz kumlu oldu, tamam mı? Burada kumun yoğunluğunu arttırabilirsiniz. İşte bozuk bir televizyon ekranından görüntü geliyormuş gibi işte şöyle. Ctrl Z ile geri alalım. Sonra tekrar tıklayalım. Ayna diye bir şey var. Bak ters yaptı. Yani duruş pozisyonumuz değişti. Ctrl Z ile geri alıyorum. Balık diye bir şey vardı. Balık gözü. Onu yapalım. Bak balık gözü ne oluyormuş? Bir de şöyle arttıralım onu. Daha belirgin bir şekilde. Böyle bir şey oldu. Tekrar artıya gidiyorum. Baş dönmesi diye bir şey varmış. Bu neymiş? Bakalım. Şöyle bir hızımızı falan filan. Ha, şöyle bir şeyler yapıyor. Oynasın, orada daha iyi anlayacağız. Böyle garip garip bir şeyler oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Ctrl Z ile geri alıyorum tekrar bunu. Artı simgesinden devam ediyorum filtrelere. Yani videolarınıza böyle değişik değişik efektler verebilirsiniz. Geri alıyorum Ctrl Z ile. Devam etmeyeceğim arkadaşlar. Filtreleri burada hepsini bu şekilde tek tek test edebilirsiniz sizler. Yazılara geçelim artık. Artık yazı kısmına gelelim. Konuyu kapatalım. Fazla uzatmayalım. Şurada artı simgesine tekrar geliyorum. Arkadaşlar burada yapacağımız her iş bu artı simgesinde. Yani süzgeçler içerisinde şuraya... Nerede olduğunu bilmediğim için hemen metin diyorum. Basit metini seçiyorum arkadaşlar. Basit metini seçtiğimde burada bir time code oluştu. Bak time code'u şöyle bir çalışsın. Gördüğünüz gibi burada bir zaman sayacı çıktı, tamam mı? Bu zaman sayacını istemiyoruz. Bunun yerine buraya yazmak istedik. Merhaba, merhaba diye bir yazı yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu merhabayı yazdık ya. Bu merhabanın üzerinde oynayacağız. Şurada kullanılacak metin boyutu diyor. Bunu seçiyorum. Sonra Verdana 810 yazıyor. Bunu tıklayalım. Burada karakterleri değiştirebiliyoruz. Bak tamam mı? Burada yazının boyunun ne olmasını istiyorum. 22 olsun diyorum. Tamam diyorum. Çok küçük oldu. O zaman şöyle seçiyorum birazcık. 72 olsun ya. Evet 72 oldu. Daha belirgin oldu. Yazının burada matlığını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha parlak ya da daha sönük olmasını sağlayabilirsiniz. Yazının kenarlık rengini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazının kenarlık rengi kırmızı oldu. Konumunu değiştirebilirsiniz. Bakın sola veya sağa şeklinde, aşağı veya yukarı şekilde ya da şuraya manuel olarak da girebilirsiniz. Eksi 40 dediğim zaman ya da eksi 80 diyorum. Bunu buradan manuel olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunları anladık herhalde. Bunlarla ilgili dolgunluk var burada. Dolgunluğunu arttırabiliriz yazının. Dolgusunu arttırabiliriz. Yazının arka planını değiştirebiliriz. Artık yazıya bir arka plan da vermiş olduk. Yazı tipleriyle ilgili yine aynı şekilde değişiklikler yapabiliriz buradan. Şimdi yazımızı da yaptık. Yazı videonun sonuna kadar var arkadaşlar. Şimdi şu yazıyı şöyle sola alalım. Şurada anahtar karelere tıklayalım. Bir de bu yazıyı böyle buradan buraya kaysın istiyorum, tamam mı? Şuradaki simgeye tıklıyoruz arkadaşlar. Anahtar kareler kullanılsın diyor. Tamam mı? Şöyle imleci videonun sonuna getiriyorum. Burada yazıyı sürüklüyorum şu şekilde. Burada bitsin istiyorum. Şimdi videoyu başa alalım. İzleyelim. Gördüğünüz gibi yazımız buradan dışarı doğru gitti. Geri gelelim, başka neler yapabiliyoruz onları görelim birlikte. Şimdi sıfırdan metin bölümüne geldik arkadaşlar ama burada ben size esasen metinleri artık buradan karıştıracaksınız. Size göstermiş olduğum ipuçlarıyla devam edeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Evet 3B yazılar vardı, gerçekten çok muhteşemdi. O özellik burada gitmiş yeni sürümde nedense. Olsaydı iyiydi, onu kullanacaktık. He, son olarak arkadaşlar, son olarak dışarı aktarma işlemini yapacağız birlikte. Dosyayı dışarı aktarı seçiyoruz, masa üstünü seçiyoruz, dosyamıza isim veriyoruz. Deneme diyorum buraya. MP4 seçili zaten, kaydet diyoruz. Burada aktarma işlemi görünüyor. Şu anda %22'de devam ediyor. Dışarı aktarma işlemi tamamlansın. Evet arkadaşlar tamamlandı renderlama işlemi, programı kapatıyorum. Deneme diyor. Sesini kısacağım ben bunun.
Neler yaptık arkadaşlar? Şöyle bir gözden geçirelim mi? Tabii burada ben sonradan klipleri sildim, arka klipleri. Önce birkaç tane klip ekledik. Bu klipleri birbirinin üzerine bindirip geçiş efektleri yaptık. Ondan sonra üzerine abone ol animasyonu yaptık. Green screen yaptık. Mevcut videodan sesi ayırdık. Altına müzik ekledik. Sonra müziğin kısılarak bitmesini ya da en düşükten en yükseğe doğru müziğin sesinin artmasını sağladık. Videonun bitimine doğru videonun kararlarak bitmesini sağladık. Böyle artistik işler yaptık. Ondan sonra yazılar ekledik. Yazıların kayan bir yazı olmasını sağladık. Böyle kısa kısa ipucu niteliğinde gösterdim. Sizler bunu artık orada size gösterdiğim ölçülerle karıştırıp daha iyi şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani profesyonel denilebilecek düzeyde artistik bir video oluşturduk. Ücretsiz bir video düzenleme programıyla yaptık bunu. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Alın tepe tepe kullanın, hayrını görün. Size videonun açıklama bölümünde bunu İndirebileceğiniz linki de paylaşacağım. Ücretsiz bir program dedim. Bunda sponsorluk falan da yok. Ücretsiz bir program zaten. Kullanın arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Bir sonraki videoyla ilgili ne demiştik? Movavi editörün ücretsiz sürümünü kullanacağız demiştik. Bir sonraki videoda Movavi video düzenleme videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.